Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte teheccüd namazının en faziletli vaktini şöyle belirtmiştir. Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmın namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vaktidir. Teheccüd namazı yani gece uyurken uykudan uyanıp kılınmakta olan bu namaz Peygamber Efendimiz'e farz olup ümmetine ise nafile kılınan bu namazın pek çok sayıda fazileti bulunmaktadır. Her kim olursa olsun gecenin bir vakti kalkarak bu namazı kılar ise Allah'ın rahmetine uğrayarak hayırlı olan rızık ile şereflendirilir. Teheccüd namazını kılan erkek ya da kadın Allah'ın mağfiret ve de mükafatına nail olurlar. Teheccüd yani gece namazını sürekli düzenli bir şekilde kılan Müslüman her daim iyi bir kişi olarak anılmaktadır. Gece namazı kılan kişinin Allah'a olan itaatinin göstergesi olarak bilinmektedir. Teheccüd namazı kötülükleri örter ve de insanları genel olarak günah işlemekten alıkoymaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı teheccüd namazını kılmak oldukça önemli bir durum olmaktadır. Teheccüd namazı çok faziletli bir namazdır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde teheccüd namazı kılmaya teşvik edilmiş ve bu namazı kılanlar da övülmüştür. Yüce Rabbimiz geceleyin kalkıp da teheccüd namazı kılanlar hakkında şöyle buyuruyor. Onların yanları yataklarından uzaklaşır, teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözlerine aydınlatıcı ne güzel nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandırarak ona da kıldıran, şayet kalkmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder, günahlarını bağışlar. Yine geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, kalkmak istemezse yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet eder, günahını bağışlar. Hadis-i şerif insanı teheccüd namazı kılmaya teşvik ettiği gibi, aile fertlerini kaldırıp onlara da bu faziletli namazı kıldırmaya teşvik etmektedir. Yine Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar ise Allah'ın mağfiret ve mükafatına nail olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında Allah'ı çok zikreden erkek ve zikreden kadınlar, işte Allah bunlar için bağış ve büyük mükafat hazırlamıştır buyurulmuştur. Bir kimse itiyat haline girdiği teheccüd namazını özürsüz yere terk etmemelidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Gece namazını terk etme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu terk etmezdi. Yine Hazreti Ayşe validemiz Resulullah aleyhisselama
namazın en sevimli, az da olsa devam edileniydi. Resulullah Aleyhisselam bir namazı kılmaya başladığı zaman ona devam ederdi. Teheccüd namazı Hazreti Peygamber'e farzdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin bir bölümünde uyanıp sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere Kur'an'la gece namazı kıl. Rabbinin seni makamı Mahmud'a erdireceğini umabilirsin." Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, gece namazına devam edin. Çünkü gece namazı kılmak sizden önceki salih kulların adetidir. Rabbinize karşı bir taattır. Kötülükleri örtücü ve günah işlemekten alıkoyucudur. Hazreti Bilal radıyallahu anh anlatır. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, "Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin adetidir. Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucudur. Kötülüklere kefarettir. Bedenden hastalığı kovucudur." Hadiste teşvik edilen gece kalkması, kıyamul leyl, öncelikle teheccüd namazını da içine alan bir kalkmadır. Resulullah Aleyhisselam pek çok hadislerinde teheccüde teşvik etmiştir. Resulullah Aleyhisselam sadedinde olduğumuz hadiste kıyamul leylin şu neticelerini hatırlatıyor: Allah'a yaklaştırır, yine onun rahmetini celbe vesile olur. Günahlardan uzaklaştırır, yani günah işletmez. Cenab-ı Hak namazın kötü ve çirkin işlerden koruyacağı, Ankebût suresi, iyi amellerin kötü amelleri gidereceği, Hud suresi, garantisini vermektedir. Günahlara kefaret ve örtü olur. Bedenden hastalıkları çıkarır, sıhhate vesile olur. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd de ona aittir. O her şeye kadirdir, hamd Allah'a aittir. Allah münezzehtir, Allah büyüktür. Bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandır. Sonra aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Rabbim beni affet desin. Veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabul edilir.